Merhabalar canlar. 6 Temmuz 2023 güncelleme notları. Pandora 4, Agartha 5, Felis 4 ve Zero 6 sunucuları kapatılmıştır. Birçok oyuncunun istediği bir durumdu. Yeni sunucuların Mora'dan kamp sayısı 1'e düşürülmüştür. Yine aynı şekilde istenen bir durumdu. Coin etkinliği ve Night Royale etkinliği başlamıştır. Night Royale etkinliği Manes etkinliğinden sonra en çok sevdiğim ikinci etkinliktir. Aset NPC'sinde Ibex, Pet Buff Skrull ve Resurrection Skrull satışı başlamıştır. Resurrection Skrull satışı almayı unutan, experience kasan oyuncuların bu güncellemeyi değerlendireceğini düşünüyorum. Günlük karakter görevi Elite Pirates görevi oyuna eklenmiştir. Görev tamamlandığında 1 milyon experience ve 100 leather puanı elde ediliyor. Bazı alt takıların ikonları güncellenmiştir. Killing Blade yani tek atma skili oyundan kaldırılmıştır. Yerine Tears of High Class Angel yeteneği eklenmiştir. 5000 can doldurmakta. UI settings üzerinden menüler küçültüldüğü zaman artık oyundan çıksanız dahi aynı şekilde kalmaktadır. Lunar War Savaşı güncellemeleri ve detayları. Gatekeeper ve Garrison Captain yaratıklarına 20 dakika boyunca saldırı yapılamayacaktır. Skor tablosu kill yerine ölüm sayısı olarak bazı haritalarda değişiklik yapılmıştır. Telemancer NPC'si savaş haritasına eklenmiştir. Bu NPC'yi kullanarak haritada farklı bölgelere ışınlanabilirsiniz. Düşman bölgesine saldırı yaptığınız sırada mini map üzerinden öldürme mesajı gözükecek şekilde değişiklik yapılmıştır. Lunar War tamamlandıktan sonra kaybeden ırk Castle bölgesini ışınlanacaktır. Yeni Lunar Leather Point sistemi eklenmiştir. Lunar Leather puanları istila süreci başladıktan sonra eklenecektir. Lunar Leather puanları her yeni savaşla birlikte sıfırlanacaktır. Klavyeden alt tuşu ile ne kadar Leather puanı kastığınızı görebileceksiniz. Bağlantınız kopsa dahi ilk 100 içerisinde olan kişiler ödüllerini alacaktır. Ödül karakterin inventory üzerine gelecektir. Birinci sırada olana 10 Heroes WoW, 2 ile 10 arasında 8 Heroes WoW, 11 ile 100 arasında 5 Heroes WoW, 101 ile 200 sırasındaysanız 1 adet Heroes WoW eşyası kazanacaksınız. Kazanmış olduğunuz Heroes WoW eşyasını NPC Osiris üzerinden takas edebilirsiniz. 800 WoW karşılığında Lunar War Belt eşyasına sahip olabilirsiniz. Artı basılabilir, takas edilebilir bir eşyadır. Eskiden aynı isimde Belt vardı. Anti olarak Dagger verirdi. Eski oyuncular çok iyi bilirler. Şimdi bu güncelleme ile birlikte Dagger Anti yerine Camadar Anti verdiğini görmekteyiz. Lunar War haritası dışında ata binilmesi mümkün olmayacaktır. Ata binerken saldırı yapıldığı zaman hareketin durmuş gibi görünmesi sorunu düzeltildi. Kurian Porter sınıfı ata bindiği zaman farklı bir silah görünümü ortaya çıkacaktır. Rosetta Armor Box kutusundan düşen upgrade edilemeyen Rosetta Armor eşyaları Aced NPC'si üzerinden değiştirme özelliği oyuna eklenmiştir. Puzzle etkinliği, Full Moon Rift etkinliği, Aced Pathos ve Üçlü Skrull satış etkinliği, Kırmızı Tavuk istilası etkinliği sona ermiştir. İzleyen herkese teşekkür ederim. Güncelleme notlarının linkini açıklamalar bölümüne bıraktım. Detayları oradan da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, videoyu paylaşarak, yorum yaparak destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi ki varsınız.